Sen benim eşyalarımı mı karıştırdın? Sen benim yazdığım yazılara mı baktın? Ne yaptın? Eşyalarımı karıştırmadım oğlum. Sana bakıyordum. Zarfı masana koyarken önüme düştü. Sen de onları okudun mu ya? Kaldırıyordum Süreyya'nın adını görünce. Dikkatimi çekti, baktım. Okudukça da kalbim duracakmış gibi oldu oğlum. Ben bu kadar zaman nasıl göremedim senin çektiğin acıyı diye. Osman. Osman gitme. Osman gitme. Osman konuş benimle. Osman. Osman. Osman konuş benimle. Osman konuş benimle. Osman. Seni ben bir yere götürürüm. Hadi. Niye? Gel. Bir defa da sorma ya. Hadi gel. Gel. Hala inanamıyorum ya. Kurula kadar baktın var, inansan iyi olur. Peki bir dakika, bu senin için bir sıkıntı yaratmayacak mı? Bundan sonra sıkıntıları beraber aşacağız. Her zaman sağ kolda olacağız. Kardeşim benim. İçeride mi? İçeride var. Thank you.
İyi haber tabii, çok çabuk yayılmış. Hayırlı olsun hepimiz için. Evet. Fikret'le bir konuşalım da. Ha, tabii tabii tabii. Can, yeni avukatım. Malum, avukatımı Esma Hanım kaptıktan sonra sağ olsun Can, bana çok büyük yardımcı oldu. Bu zamanda güvenilirin savunmak çok zor tabii. Ya tamamlanmak üzere olan bir davada çok da mühim bir rolüm olmayacak. Arkadaş kanalından gelince reddedemezim tabii. Ufak tefek evrak işleri var zaten, biliyorsun. Neyse, ben sizi baş başa bırakayım da siz istişare edin. Yönetim kurulu toplantısında görüşürüz. Kardeşim Fikret her şeyi halletti. Bu aile sana ne yaptı lan? Bu aile sana ne yaptı lan? Ben sana ne yaptım? Baban sana ne yaptı oğlum seni yetiştirmeye çalışmaktan başka ha? Nedir lan senin bu nefretin? Nefret falan yok. Nefret falan yok. Senin istemediğin, onaylamadığın her şey nefret değil Faruk Boran. Ben adama sadece hakkını verdim. Ulan, ulan o adam bizim altımıza dinamit taşıyor. Sen hala onu mu savunuyorsun bana? Herkes sizi halta yerken iyiydi değil mi? Ha? Lan senin karşına aldığın kişiler senin ailen. Bu aile sana ne yaptı? Ne kötülük yaptı seni yetiştirmekten başka? Sen bu adamın gerçek yüzünü görmüyor musun? Kör müsün bu kadar? Sen değil misin? Ha? Anan garipte fingir derken gördün mü? Abi ne yapıyorsunuz ya? Sesiniz dışarılarda. Senin en büyük düşmanın kendisin. Sen kendinle beraber hepimizi yakacaksın. Defol gideyim buradan, gözüm görmesin. Senin elimde kalacaksın. Defol git Fikret. Bir daha böyle bir şey yaparsan karşılığını görürsün abi. Muhasebe git, çıkışını al. Bir haber verseydim Faruk ya. Ay, ne yaptın acaba? Yetiştim. Efendim? Biz geldik. Aa, kim gelmiş? Tavşan nasıl gelmiş? Bir tanım evde yok. Hem de mama saati siz verin diye getirdi. Ver. Ay tavşan. Ay tavşan. Ben erkeğe yatıyorum. Siz rahat rahat sevin. Ay Allah senin canını almasın. Al tavşan. Ay bir azar işitmeden güzel güzel öpeyim seveyim bari ya. Kim o? Ay. Ay aklımı aldın, Allah canını almasın bari ha. Kuzu buradaymış. Ben de sana çayla kurabiye getirdim abla. Bade. Koyuyorum şöyle. Ay kuzu buradaymış. Sağ ol Bade. Ay. Çaylar kurabiyeler gelmiş ama sen yiyemiyorsun. Ay bu arada gelin hanım. Akşam iyi ki yoktunuz. Kıyamet koptu konakta, kıyamet. Murat çok sinirlendi. Masaları, sandalyeleri böyle devirdi bastı gitti. Bir daha haber alamadık. Yani bilmem herkesin siniri geçecek gibi ama onun geçecek gibi değil.
Zaman. Zamanla her şey oturur, merak etmeyin siz. Ya şu zaman nelere kadir değil mi? Hani kim derdi ki Esma Hanım sizi müttefi bilecek? Vallahi rüyamda görsem inanmazdı. Allah Allah aşkına. Esma Hanım'ın erkek arkadaş olacağına inanır mıydın ya? Sen onu bana sen beni de attın. Hapsa alıyor bunu, bir sor bana. Yok. Ya her an uyanacağım diye bekliyorum, rüyadayım zannediyorum ya. Bana bakın. Valla biliyoruz falan ama duyarlarsa tepe koyarlar bize. Haberiniz olsun. Ama yani adam senin derdin mi yok? Bak bu yaşına kadar ne güzel gelmişsin, yaşamışsın. Paran var, pulun var. Artık böyle hayatın zevkini, sefasını sürecek zamanlar Esma Hanım'la mı? Esma Hanım'la mı? Bence garip de ya, bir gün aç dedi. Ablana alıyor. Aklıma akıyor benim abla. Adama rahat bakıyorlar. Rahat bakıyorlar. Karnım artık. Ya bana bak. Vallahi duyacaklar biz artık ya. Allah Allah. Full destek, hep destek. Tamam mı? Yapacak başka bir şey yok. Boynuz kırılıyor. Kim geldi? Baksana bir tane. Haydi Osman, Osman gelmiş. Osman amcan gelmiş. Ben bir Osman amcanın ifadesini alayım mı? İki dakikaya gelirim ben. Gene bundan iyisi yok bak. Koştur koştur şimdi Osman teselliye gitti, görüyor musun? Osman merhaba. Ya bir beş dakikan varsa konuşabilir miyiz? Bir süre acil bir işim var, sonra konuşsak olur mu? Kızmadın değil mi? Siz o bebişe dua edin. Yoksa teyze yiyen çoktan hakkınızdan gelmiştim ben sizin. Ya onlara da ben tembihledim. Onlardan da çok uzun süre sakladık. Kimseye söylemedik. Bir şey olur diye bekledim bir süre. Rezil olmayayım diye şey yapmadım. Ay, ay rezillik neymiş ya? Ya acaba senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Öyle bir irtibat sıkıntısı var gibi geldi bana. Ya sen şimdi hamiş misin teyze ya? Süreyya'nın hakkıydı ama. Sakın. Bak. Kıza böyle söyleyip kahretme sakın. Aman hem ne yani? Yeğeninin çocuğu seninkinden büyük mü olacaktı? Bak o da anası gibi saygılı demek. Sırasını bekliyor. Ay bir de bu akşam kız isteme çıkardılar başıma ya. Ne diyorsun? Ay çok pardon. Hiç sorma. Yani illa kitabına uygun olacakmış. Maksat terletmek başka bir şey değil. Maskaralar olduk iyice. Ay olacak o kadar yalnız. Saldım çayıra zaten. Dur bakalım. Acaba benden alabilecek mi seni? Aynen. Sen bir dur. Alo. Kız, hain dondom. Benden neler saklamışsınız? Ne yapayım? Adisyon yanındakinde. Vay, tahsilat planları da yapılmış. İstemeler falan. Ya öyle de işte gelebilecek miyiz bilmiyorum. Çok fena karıştı diler ortalık yine ya. Ne oldu? Senin haberin yok mu? Fikret Adem'i yönetim kuruluna sokmuş da. Ne?
Nasıl ya, ne zaman? Vallahi bilmiyorum ben de çok detay falan ama... İşte yoldan aradı şimdi Faruk. Fişek gibi çıktı zaten. Bir gelsin, bilgi alacağım ben de. Hah, kuzum Faruk geldi. Ben sana sonra haber vereyim mi? Tamam canım, tamam. Fikret Bey, adam... Yok, gelmedi beyim. Hayatım. Faruk. Faruk. Hayatım. Açma, açma, açma. Tam zamanında açma! Buyurun, buyurun. Ay. Yok artık, daha neler. Hadi bakalım, göreceğiz şimdi. Eskisi kadar iddialı mısın öyle? Şu haldeyken bu mu geldi aklına Allah'a sen? Bu, kafa temizlemenin en güzel yolu, biliyor musun? Ha? Hem biraz da pasını atarsın. Ay Faruk aramış, hem de kaç defa aramış, sessiz de kalmış telefon. Şimdi bunu bırakıyoruz, tamam mı? Akşam eve gidince nasıl olsa bunları tartışacaksın, söyledim mi? Ha, şimdi biraz güç toplamaya bakalım. Hadi bakalım. Aklım Osman'da. Yapma Allah'a sen, yapma. Ya tamam ya. Bunların hepsini bir günde çözecek halimiz yok değil mi? Onlar izin verene kadar her anımızı zehir mi edeceğiz yani? Hayır da... Dahası yok. Biz günün kıymetini bileceğiz diye çıkmadık mı yola? O halde toplara öyle bir vuracaksın ki... bütün söyleyemediklerinin acısını toplardan çıkarabilirsin. Tabii... Vurabilirsen. Ukala. Hadi bakalım. Ay gülmek bile ayıp geliyor. Ay tam bir sorumsuzluk örneğim şu anda. Peki kendine karşı sorumluluğun? İstersen şurada oturup kendimize yaralım. Var mı bize bir faydası? Ha? Ayrıca oyundan yan çizmeye çalışıyorsun, görüyorum. Ama bak, eğer korkuyorsan bunu açıkça söyleyebilirsin. O zaman tamam, birçok bir şey yapmayız ya, oynamayız ya. Sen aklınca şimdi beni kışkırtıyor musun? Ama bak, sen havaya girdin bile. Gözlerin gene o eskisi gibi ışıldamaya başladı. Hadi bakalım. Sayı 8-2. Hayır 3. Değmedi masaya, mızıkçılık yapma. Ama bak, bu hiç adil bir oyun olmuyor, ben sana söyleyeyim. Allah Allah, neden adil değilmiş ya? Çünkü ben sana bakarken topu kaçırıyorum. Ay gerçekten yenilgi için süper bir kılıf Garip Bey. Ama geçerli bir bahane değil. O yüzden lütfen ağlamadan oynarsak, buyurun. Yenilmek hiç bu kadar tatlı olmamıştı, biliyor musun? Sen benim dikkatimi dağıtmak için yapıyorsun. Ama şimdi bittin sen. Yo. Dağıldı mı? Topa bak topa, sonra ağlıyorsun. Sen yanlış güne çarptın Garip Bey. Yapma ya. Evet, bugünün fırsıyla ben sıfırdan başlasam bile yenerim seni. Hadi be, o zaman büyük lokma ye, büyük laf etme, tamam mı Esma Hanım? Beni kışkırttığına pişman olacaksın. Sen çok küçümsedin beni. Asla, asla. Bir şey diyeceğim. Dikkatimi dağıtıyorsun benim. Zaten aynada da görelim. Bak şike yapıyorsun işte, gördün mü bak. Yaşadıklarımız yetmiyormuş gibi. Avukatı kim? Kim? Can! Hadi şimdi ona bir şans daha ver. Hadi ön yargılı olma, al! Nasıl arkasında duracaksın bunu, nasıl savunacaksın? Ya ben savunmuyorum ki, hayatım adamı ne zamandır? Ya ben karışmıyorum. Ulan, ulan ben sana oğlumu emanet ettim be. Sana oğlumu emanet ettim be. Ne lan bu şimdi? Ay ne oluyor? Ne oluyor bir sesiniz dışarılardan? Bade! Bade! Ay kız duyana kadar. Gel şunları al elimden çabuk. Koş. Al şunu, şunu al. Evet, ne oluyor? Kocan Adem'i yönetim kuruluna sokmuş. Kendi hisselerini ona vererek. Ne?
Nasıl vermiş? Ne kadar vermiş? Hepsini mi vermiş hisselerin? Adem'in yönetime girebilmesi için eksik olan %'sini kocan tamamlamış. Bu kadar. Artık nasıl akıl ettiyse 6 aylık sözleşme yapmış. Onu da anlamadım. 6 ay sonra yani tekrar Fikret'e mi geçecek? Kas kafalı kocası eğer sözleşmeyi yenilemezse tabii ki. Pardon da yani Fikret o kadar saçma davrandıysa bence senin tavrından olsa gerek. Ne tavrı ya? İpek ne tavrı ya? Ben herkesin iyiliği için çalışmaktan başka ne yaptım ya? Ha? Adem'e hisselerini devredecek kadar ne yapmış olabilirim? Anlatır mısın bana Allah aşkına? Ben bu mesele üzerinden savunmuyorum zaten Fikret'i. Ama yani eğer senin söylediğin gibi benim kocam kas kafalı olsaydı şirket batırırdı herhalde. Şirketin ne badirelerden atlattı hatırlatırım. Yani böyle bir şey yaptıysa da vardır bir bildiği. Sen sordun mu? Geçen sene bu şirket batmak üzereydi. Ben de sana bunu hatırlatırım İpek. Kocan Adem'le kaçak mazot işine girerken de bir bildiği vardı öyle mi? Bir sakin olur musun? Ben sakin olamam. Ben sakin olamam. Şu hangi cehennemdeyse ara şu kocan gelse. Allah Allah. Neyse. Kocam telefonu kapatmış. Ben de yüksek müsaadenizle gidip kızıma bakacağım. Tamam. Fikret Bey. Ne oldu? Ne oldu? Kavga mı ettiniz? Ay, bir şey yok. Burak. Burak mı geldi? Hayır. Kavga mı ettiniz gene? Hayır. Bir sakin olur musun? Burak falan değil. Bir şey olduğu yok. Ya nasıl bir şey yok? Yüzünüzün haline bakın. Ya tamam bir şey olduğu yok. Yani olan oldu. Daha yani Burak'la falan ilgisi yok. Benim gerçekten şu anda olanı konuşmaya ihtiyacım yok Firuz. Kafa dağıtmaya ihtiyacım var. Ofisten çıktım işte. Ayaklarım beni buraya getirdi. Bilmiyorum. Ben konuşacak bir şey yok. Ama niye buraya geldiniz dersen... verecek cevap da yok. Öyle. Aslında benim de biraz molaya ihtiyacım vardı. Arabada oturalım mı? Ay, bugün üstümden gerçekten bir tır geçti. Ya bir velet geldi. Çok tatlı maşallah, çok şirin ama böyle tam düz duvara tırmanır cinsinden var ya. Ha. Aynı öyle bir şey. Yani ben bu söze inanmazdım. Biraz saçma buldum ama bugün bizzat örneğini gördüm. Yani şimdi annesi kardeşine bir şeyler bakıyor raflarda işte. Bizimki de böyle ortalıkta dolanıyordu falan derken... böyle kaşla göz arasında ne ara ne yaptı anlamadım. Sandalyeden tezgaha çıkmış... İmdat, imdat diye bir ses geliyor ya. Nereden geliyor falan? İmdat mı diyor? Evet. Of Esra ya, hiç gülecek yok. Asıl böyle zamanlarda gülmek lazım. Gerçekten gülemeseniz de sahtesi de olur. Nasıl? Öyle kendi kendime kahkaha mı atacağım durduk yere? Evet. diye. Evet.
Tamam işte, aynen böyle güzel bir başlangıç. Bugün arabada tek başınıza bir deneyin. Eğer işe yaramazsa beni ararsınız. Ya tamam, bir başta bir iki tane sahte kahkaha oluyor tabii ama... ...sonra gözünüzden yaş gelmezse eğer... ...buyurun kartımı vereyim. Şimdi neden burada olduğumu biliyorum. Teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım ki. Hı. Müsaadenizle ben işime geri döneyim artık. Tabii. Özür dilerim, ne olur. Hoşçakalın. Hoşçakal. İyi oldu. İyi olacak. Geçen seansa bir daha buraya gelmeyeceğinizi söyleyerek başlamıştık. Sizi bu hafta burada gördüğüm için çok sevindim Adem Bey. Ben sevinmedim. Sevinmiş gibi bir halim mi var benim? Oturmayacak gibi bir haliniz var. Mal gibi geldik. Niye geldiğimi ben de bilmiyorum. Ne oldu, bir şey değişmiş mi bende? Ha? Değişmiş miyim? Bu hafta değişmesini istediğiniz bir şey mi vardı? Var, her şey. Evet. Bu hafta benim hayatımdaki mutsuzluğumun son haftası olacaktı. Ben yönetim kuruluna girdim. Tebrik ederim. Büyük başarı. Yıllarca bunun için çalıştım. Rahmetsiz babamın şirketinde söz sahibi oldum. Ben yıllarca bugünü bekledim ama ne oldu? Fevzi geberdi gitti. Kimi bıraktı evladının neler yaptığını göremiyor bile. Ben ne yapayım böyle bir başarıyı ya? İzleyicisiz başarıyı tatminkar bulmuyorsunuz. Hayır, bir dakika, ben yıllardır bunun için mi yaşadım yani bu? Ben ne anladım biliyor musunuz? Bu herif öldü gitti ve benim içim hiç soğumayacak. Evet. İçinizde babanıza biriktirdiğiniz öfkeyi çok iyi anlıyorum Adem Bey ve çok hak veriyorum size. Eğer benim de babam beni istememiş, reddetmiş olsaydı ben de öfke dolu olurdum. Ama bu konuda sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Bakın gayet isabetle belirttiniz. Değil mi? Bu öfkenin muhatabı hayatta değil. Demek ki sizin bu konuda bir karar vermeniz gerekiyor. Neymiş o? Ya bu öfkeye tutunacaksınız ve hayatınızı hep acı bir tatla yaşayacaksınız. Ya da mutlu olmayı seçeceksiniz. Evet, biliyorum, genellikle biz böyle söyleyince danışanlarımız ya yani benim mutlu olmayı seçmeye şansım vardı da ben mi seçmedim diye sorarlar. E yani. Hayat bana böyle bir seçme şansı verdi de ben seçmedim mi ya? Ama mutlu olmak bir karardır Adem Bey. Ve çoğunlukla çocuklukta alınan bir karardır. Hiç farkına varmadan alınan bir karardır. Anne babaları tarafından sevildiğini hisseden çocuklar, şefkati, onayı hisseden, bu biçimde büyüyen insanlar farkına varmadan bu kararı alırlar. Bu insanlar çoğunlukla mutlu olmayı da, mutlu etmeyi de bilirler. Ailelerini kaleleri gibi görürler. Gündelik sorunlarla baş etmeleri, çözüm yolları bulmaları çok daha kolay olur. Ama bazıları bu desteği bulamadan büyür, yetişir. Bazen ona bu destek sunulmaz. Bazen de sunulduğunu göremeyecek sebepleri vardır. Bu insanların mutlu olmayı
öğrenmeleri gerekir. Hani tıpkı yeni bir dil öğrenmek gibi emek harcamaları gerekir. Hiç bilmediği bir durumla karşılaştığında beyniniz onu tanımlayabilir mi? Ruhunuz bu tanımadığı evrende ne hissedeceğini hemen bulabilir mi? İçinde bulunduğunuz durumda yönünüzü kaybetmiş gibi hissetmeniz çok doğal, inanın. Ne altına çizdiğiniz gibi yaşınız ve de içinde bulunduğunuz durum sizin mutlu olmayı öğrenmenize engel değil Adem Bey. Telefonlarıma neden cevap vermiyorsun anne? Neredesin sen? Biraz kafamı toplamaya ihtiyacım vardı. Öfkene bakıyorsa farklı bir şey de konuşacak değiliz herhalde. Fikret Adem'e hissi vermiş. Adem de artık yönetim kurulunda. Yeterince farklı mı? Ne? Altı aylık geçici bir sözleşme anneciğim. İptal et diyorum. Herkes bildiğini okuyormuş. O neden doğru bildiğini yapmasınmış. Ha? Söyleyecek laf bıraktın mı bana anne? Ne diyeyim ben? Sebep vermeyeyim. Ya kim anne? Ya kim? Sen bunca yıl bize dayattığın şeyleri tuzla buz ettiğinin farkında mısın? Faruk. Bir dakika. Kimse karışmasın. Bu benimle annemin arasında. Anne sen bizi öyle bir yerden çözdün ki. Ben artık nereden bağlayacağımı bilemiyorum. Ben sizi, şirketi, bu evi bu hale getirmek için onca fedakarlık yaptım. Benim tek hatamdaki hataysa bu da, siz böyle çözülüyorsanız ben boşuna yaşamışım. Ben boşuna yaşamışım. Esma Hanım, Esma Hanım iyi misiniz? İyi misin? Nurgül abla, Nurgül abla ilaçlarını getirir misin? Harun. Ne oldu? İlaçların çantasında, tamam, tansiyon aleti. Tamam. Gel. İyi misiniz? Gelin biz şöyle geçelim. Gelin salona doğru gidelim. Gel gel Esma Hanım gel. Dur. Bana bırakın. Tamam. Hem ortamı geriyor hem bunu yapan Fikret'miş gibi davranıyor. İpek'cim zaten yangın var. Körükleme istiyorsun ha? Yalan mı? Bana bak, bu konuyla ilgili ben fikrimi söylemeyeyim istiyorsan ha. Çok fena kapışacağız seninle biz. Kapışmak ne ya? Her şeyin sorumlusu, suçlusu biz oluyoruz. Siz takım mısınız ya? Ne üstüne alınıyorsun? Nurgül abla sen buradasın değil mi zaten? Ben bir Faruk'a bakıyorum. Beni ilgilenirim, bırak. Faruk. Süreyya şimdi değil, ne olur. Ne olur. Ya Faruk sen böyle bir saçmalığı nasıl annene bağlarsın ya? Biliyorsun her zaman Fikret Adem'e daha yakındı. Eğer annem bu bombayı patlatmasaydı Fikret bu adımı atamazdı, tamam mı? Hatta bunu yapmaya cesaret edemezdi. Tamam bak kendin söylüyorsun işte. Bahane arıyormuş. Ya kadını günah keçisi yaptınız, olmaz ki ama böyle. Yapma Süreyya ne olur, tamam mı? Bak zaten sakinleşemiyorum, üstüme gelme. Sen de kavga etmek istemiyorum. Kimi arıyorsun sen? Teyzemi arıyorum. Söyleyeyim bari de gelemeyeceğimizi. Söyleme şimdi bir şey. Gidiyoruz. Ben zaten bu aile için yeteri kadar her şeyi yaptım. Ve onların bu güzel gününe heba edemem. Emin misin bak? Evet eminim. O çocuk ben ne durumda olursam olayım her şekilde gece gündüz koştu geldi yanıma. Tamam mı? Ben şimdi onu harcayamam. Ayıp. Bu gece burada kalıp katil olacağıma gider sağ dış olurum. Bir adamsın sen ya.
Ay Adem, ben bu kadar önemli bir haberle geleceğini nereden bilebilirim ya? Teyze hoşuna söz verdim diyorum. Akşam kız isteme var. Ay kusura bakmayacaksın, vallahi yarın kutlarız. Ya şimdi ben adamlara karşı zafer kazanmışım, bayrağı dikmişim diyorum. Sen bunu kutlayacağımız geceye gidip Boranlarla mı geçireceksin? Ne kadar? Yahu Boranlar yok, Boranlar konu dışı. Süreyya benim kardeşim, Senem de teyzem. Ayrıca sen bu kadar büyük bir haberi son dakika verdiğin için bence hiç hesap sorma topuna girme. Ya ben de son anda haberdar oldum. Ben nereden bileyim Fikret'in bana böyle bir jest yapacağını? Ya Adem, bırak Allah aşkına ya. Sen bunun zeminini hazırlamış olmasan bunu zaferden saymaz. Hem siz annenle baş başa kutlamak istersiniz şimdi. Ya tamam, gel. Bak, koştum sana geldim işte. Tamam, bırakalım bu kavgayı. Ay, çünkü kavgayı sürdüren benim değil mi? Ben kendimi anlatmaya çalışıyorum. Tamam, peki tamam. Ben teslim oldum. Tamam, teslim oldum. Git. Tamam, git turşuluk kızınızı verin. Ay ne kadar ayıp ya. Taze mi? Bilmiyorum. Ay Adem. Ya tamam peki tamam. Tamam, yarın kutlarız birlikte. Tamam. Ha, bak belki bu Can'la doktor hanım da gelir. Tamam tamam peki. Bunu da sonra konuşuruz. Ha tamam, hadi tamam, sen de asma suratını. Bak kocan koca şirkette yönetici oldu. Biraz gurduysan onunla. Kocam da kocam. Kocamın keşke kendiyle gurur duymak için böyle zaferlere ihtiyacı olmasaydı. Şahsen benim yok çünkü. Yani terapist bitiriyorsan başlıyorsun ha. Ben bir eğlenemeyecek miyim ya? Tamam tatlım, benim dersim var zaten. Ben yukarı çıkayım, sen eğlen burada. Evet, bakalım beğenecek misin? Bakalım. Bismillah. Güzel be. Hem de zarif değil mi? Beğenir misin? Ha? Bu mudur, emin misin? Son kararımız mı? Ya şimdi ben dedim ki illa ya gel beraber seçelim şunu dedim ama yok dedi, illa sen al dedi. Ama şimdi usulüm tek başına karar vermek öyle kolay bir şey değil ki yani. Sonuçta kadın milleti yani, biliyorsun sağları solları belli olmaz ki. Sen götürürsün yüzük alıp verirsin, neden bu yuvarlak değil de diyebilir, her şey olabilir. Yani mekanizma değişik çalışıyor o açıdan. Amma dert ettin ya. Beğenmese değiştiririz evladım, ne var ki bunda? Vallahi mi? Tabii ki. Ha iyi. Akşam Faruk gidecek ha kızı istemeye. E zaten. Kimi var ki be usta? İsmi hanım? O Winter'da. Kendi başı karlı. Efendim? Benim hangi işim bağıra kaldı ki be ustacığım? Bahtsız bedeviyim bak, yeminle diyorum sana. Şimdi bile son dakikada yatabilirim diye yüreğim ağzımda, o derece. Hayrola, ne var ki? Nazar mı var acaba? Kurşun mu şapsak biz? He? Acaba ben merdiven altından mı geçtim? Birinin pisliğine mi bastım ki? Ben küçükken incir ağacından mı düştüm acaba yani? Düz taban da olabilirim. Vallahi sen bana bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun ama bugün ben seni yakalayamıyorum. Boş ver usta. Baksana, beni yakalayan yakaladı zaten. Ah işte bak. Aa, bu da kelepçesi. Alem adamsın mesela. Bir şey yapma Faruk bu. Dua et ustacığım. Biliyorum gelemeyeceğim diyeceksin. Ben biliyordum zaten. Yani şimdi bir de onu söylüyordum. Yani yüzü burada. Tamam mı? Ama sıkıntı değil yani. Başka zaman şey yaparız. Kısmet değilmiş deriz. Ay bir sakin ol be oğlum. Senin de çenene hırsız taşı vursun be. Geliyoruz. Vallahi mı? Hayır. Geliyor musun yani? Evet tabii ki geliyoruz. Şimdi Süreyya'yı teyzeye bırakacağım ben. Tamam mı? Oradan senin yanına geliyorum. Damat tıraşın da bende. Ha o derece, o şekil yani. Ama abi... Lan oğlum bu dertler bitmez. Haftalarca uğraşacağız zaten. Senin bu güzel günü heba etmeyeceğiz. Tamam mı kardeşim? Abi bak yemin ediyorum beni şimdi şurada ağlatacaksın ya. Çiçeğin çikolatan hazır mı? Ya hepsi olur. Yeter ki biz beraber olalım yani. Gönüller bir olsun. Allah tren kazası vermesin. Ben şimdi yüzüğü hallettim, geliyorum hemen. Ya ustacığım asabi masabi ama ben bu herifi seviyorum ya. Alo. Duyuyorum oğlum seni. Telefonu kapat. Pardon abi, hürmetler şey yapıyorum. Görüşürüz. Ya işte bu sevinci bozmaya değer mi ya? Faruk,
Bu durumu düzeltmek için sizin Garip Bey'i kabullenmeniz gerekiyor. Bak ne olur Süreyya. Bizim bu şaşkın aşıkların bu güzel günlerine odaklanalım. Tamam mı? Onların mutluluğuna kaptıralım kendimizi. Bugün ne olur? Tamam hayatım ama sen hep kaçıyorsun. Bir noktada bunu konuşmak zorundayız. Bu o kadar kolay değil. O kadar kolay değil. Konuşuruz. Haberin olsun. Biz de çiçek göreceğiz. Biz de çikolata göreceğiz. Kahveler ışıracağız. İçine tuzlar koyacağız. Sonra Akif'in karşısına geçip kahkahalarla güleceğiz. Yok canım yok. Tuz falan yok. Saçmalamayın. Eski moda canım. Delirmeyin artık. Ay tuz. Tuz çağır. Değil mi hemşire? Tuz çağır. Ay herhalde be. Sana olan aşkını tartacağız bir saniye. O benim için zehir içer canım. Hiç oralara girmeyelim. Bence içmeyecek. İddiaya girerim ki içmeyecek. Ne dersin? Girelim ulan. Hadi bakalım. Tamam Nesine. Nesine istersen. Benden açık çek. Benden de kız. Yok ya. Evet. Yalnız o çeki doldururum. Ha. Anasını ağlatırım o çekin. Ağlatmayan. Hadi bakalım. Tamam. Ben kazanırsam beyaz gelinlik giyiyorsun. Ha bir de üstüne kırmızı kurdele takayım göbeğinin üstüne. Beyaz elbise giyeceğim kızım ben. Hiç yok başka çalsam. Ay lamıcım yok. Beyaz gelinlik kuyruklu. O zaman sen de ilk çocuğun ismini Esma koyacaksın. Erkek olursa da Fevzi. Var mı sinnasına? Ay pisleşti. Varım. Tamam. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Kolu popsun. Hadi bakalım. Hadi. Benim elimi tazeleyip geliyorum. Geliyor. Bilmiyorum benim. Beyaz gelinliği giyecek göreceksin bizim sen. Bizim kırmızı kurdeleyi de takalım ne olur. Kızlar tuzlu kahve yapacak. İçemeyecek dediler. Büyük iddiaya girdim. Beni rezil etme kahraman aşk. Ya ben neleri aşmışım bebeğim. Bir tutam tuzdan mı kokacağım? Aşk böcüğüm. Arttır arttır sen bahsi arttır. Yapayım benim. Kız Dilara. Bir şey diyeceğim. Ben bir korktum ha. Bir anda fazla mı gaza geldim ben Esma Fevzi falan? Ay safım benim ya. Kızım bulunsun diye getirmiştim ama kullanmak farz oldu. Abilerim ablalarım. Bunu kullanan eleman buradan maçı bitiriyor. Böyle topuklarının poposuna vura vura koşuyor. Okyanusları yarıyor. Akif kusura bakmayacak konu mühim. Fevzi Esma. Kız ben sana aşığım ulan. Bu ne? Ya ne yapalım ve kimse kusura bakmasın şimdi. Yani bizim kocalarımız birbirinin gırtlağını sıkmadan önce son gecemiz bu. Eğleneceğiz. Kuzum beni. Kızım amcası hakikaten pis bir durum ya. Ne yapacağız ya biz bu can meselesine? Ay bilmiyorum vallahi bitmedi o adamın meselesi. Sen Adem'e söylemedin değil mi senin Figen'le konuştuklarımızı? Yok artık Süreyya ya. Söyler miyim hiç? Ben hatta Adem böyle vazgeçirmeye çalıştım Can'la ilgili ama yemedi. Yani gerçi Can da Adem'in teklifini kabul edecek kadar öküz değil diyordum ama öküzse demek. Bir şey diyeceğim sen. Ya gidip şununla konuşsana çekilsin arada. Ya delirdin herhalde sen Dilara. Ne diyeceğim adama gidip? En son gittiğimde de hatırlatırım zaten. Begüm'le ne oldu? Bizi ayırmaya mı çalışıyorsun falan diyordu bana. Ne diyeceğim? Aman Süreyya atıp tutuyordu o da. İşte Halep işte Arşın yani. Madem Faruk'la ilgili ve seninle ilgili bir sıkıntısı yok. O zaman çekilsin aradan tatlı tatlı tatlıya bağlansın. Ay hakikaten ya. Her şey tatlıya bağlanıyor. Şimdi yaptığı işe bakar mısın sen? Ne yapayım ben gidip konuşayım mı hakikaten? Herhalde.
Teyze! Müstakbel kocan geldi. Dur. Ay! Allah bugünleri de gördüm. Murat, buraya gel, konuşacağız. Üstümü değişip çıkacağım. Ah, ben de bir evin yolunu gösterdi sandım da şaşırdım. Akşamlar. Ben senin suratan oldu. Abinin vurduğu yerde biten güller onlar oğlum. Neredesin sen? Neredesin? Ne oldu? Ha? Ne oldu, Faruk Pim'i çekti gitti mi? Ha? Sen bu halin sonunu getirmeye az mı içtin Fikret? Ha? Adem'i hisse satmak ne demek? Abi, Adem'e hisse mi verdin? Hisse falan vermedim oğlum. Sadece hissemin küçük bir kısmının yönetim hakkını verdim Adem'e. Yani artık o da yönetim kurulunda kontrollü bir söz sahibi ki... zaten bu da Adem'in en doğal hakkı değil mi anne? Ha? Ha ama bak, abimin korkusuna gelince benim Adem'le yakınlaşmamdan kazanacağım güç ve bir daha hiçbir son sözü tek başına söyleyemeyecek olması. Kusura bakma anne ama bu konu benim için tartışmaya kapalı. Sen Adem seninle hep aynı fikirde mi olacak zannediyorsun? Ha? Olmazsa zaten söz hakkı olmayacak. Neyi büyütüyorsunuz ki bu kadar? Aa, büyütüyorsunuz diyor. Büyütüyorsunuz diyor. Aa! Senin yüzünün kabahatinden büyük. Yanlışın dağları aşmış. Sen hala o yanlışı körü körüne müdafaa ediyorsun. Git, bu daha da beter. Aa, niye büyütüyorsunuz diyor. Bir yanlış da ben yapayım dedim ya. Hani sen sıranı savdın ya. Kusura bakma anne. Şimdiye kadar hep yanlış ata yatırım yapmışsın. Bizim bu evde de söz hakkımız yok. Olmadığı belli. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Öncelikle tavrının yanlış olduğunu söylemek isterim. Yani pek önemi var mı bilmiyorum ama... tabii herkes kendi adımının bedelini kendi öder. Ama umarım seninki daha ağır olmaz. Merak etme. Her şey sandığınızdan çok daha iyi olacak. Ben ne sizin ne de şirketin çıkarlarını tehlikeye atacak hiçbir şey yapmadım, yapmıyorum. Benim tek istediğim, aldığım sorumluluğun, verdiğim emeğin karşılığı olan yetki. Bunu da tek başıma almak zorunda kaldım, ne yapalım? Anladım, bu tartışma uzayacak. Epey uzayacak. Ben sadece bir şey söyleyip gitmek istiyorum. Ben bu evden ayrılıyorum. Osman bak, hepimiz olayların içindeyiz ama hiçbirimiz evi terk etmiyoruz. Benim gidişim bu olaylarla hiçbir ilgisi yok. Talihsiz bir denk gelmeliydi. Ne ilgisi var abi? Kendi adım karar almam lazım. Başka söylemek istediğim bir şey de yok zaten. İyi geceler. Sağduyunun sesi de böylece susar. Üzgünüm komutan.
savaşta bir cephenizi daha kaybettiniz. Ben gidip bir yarasına bakayım. Evin yolunu buldum. Bayağı yoğunmuş. Efendim Bade? Sen nereye çekip gidiyorsun her seferinde? Neden? Merak mı ettin? Evli halde görmüyor musun sen? Çocuk gibi kayboluyorsun bir anda ortadan. Sen kaçınca her şey düzeliyor mu sanki? Kalınca düzeliyor mu? Hala söylemedin nereye gittiğini. Merak ediyorsan atla. Dalga geçti diye demedim. Yok, ciddiyim. Gelemeyeceğimi biliyorsun Murat. Niye? Koray mı kızar? Tamam. Tamam git. Nereye gidiyorsan git. Git Murat. Benimle gelebildiğin gün hesapta sorarsın bari. Bunu bir düşün. Teyzem biz buradayken ne alaka? Tamam yapıyorum ben. Akif Bey. Şimdi şu ortadaki. En orta, en orta. O. İlk kahvenin ömürlük uğru olur derler. Ziyade olsun. Afiyet olsun. İşte. Teşekkür ederim Bağdayız. Melis olarak. Teşekkür ederim. Buyurun. Teyzem tamam aldım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet. Güldük, eğlendik. De, sizin bu nikah tarihi ne zaman? Siz gün aldınız mı?
daha almadık. O zaman şey yapalım ya, biz bu ayın sonunda falan bir gün... Oğlum. Akif. Ne misin sen? Ver, 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 ver. Allah sizin cezanızı vermesin. Git, 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 çıkar. Kus, kus. Kız, ne yaptınız yavrumun babasına? Tuzlu mu boşalttınız, ne yaptınız? Aşk acısı çekiyor. İyi misin? Bana ya acı ya. Acı mı? Yanıyorum ya, bir şey verin ya. Acı. Ay isot mu? Allah sizi kahretmesin. Ne acısı? Hani sadece tuzdu? Hani tuzdu? Sayılmaz mı? Sayılmaz bak. Ya gavurum ben. Yutma o suyu, yutma. Tükür, tükür. Ay be, bu kötü günümde beni güldürdün ya. Ya Allah razı olsun. Yutma onu, yutma onu. Çıkar, tükür. Ay. Ay. İyi ki de uyanıklık yapmışım. Seni kaçırmışım. Nasıl ya? Allah Allah, ben koysaydım içmez miydin yani? Ben o biberi iki günde bir içiyorum yavrum benim. Ya. Geçer, geçer. Biter olsan biter. Anne gülüyor bir de. Yanıyorum. Oğlum. Bu ne ya? Tükür, yutma diyorum, yutma onu, çıkar. Bugünü altın harflerle yazdıracağım. Ya. Kanımla canımla tek tek tuğla tuğla ördüğüm duvar gitti, Boranların kalesine ulaştı. Ya Fevzi Boran, mutlu musun? Ha? Bak şirketine girdi. Hem de anahtarını en sevdiğin evlatlarından biri kendi elleriyle verdi. Esma'nın haberi var mı oğlum? O ne dedi? O şimdi soğuk soğuk sular içiyordur oğulcuklarıyla. O kadının sağ solu belli olmaz Adem. Çok mu üstüne gidiyoruz acaba? Ya bırak anne şu korkuyu bir kenara artık. Bırak. Bak ben sana bugüne kadar ne söz verdiysem hepsini tek tek yaptım. Değil mi? Bu da benim yeni hedefim. Bir seneye kalmaz o Boranların konağı senin olacak. Artık o Esma korksun senden. Evdeki huzursuzluğu hissetmiş gibi. Zor uyudu çocuk biliyor musun? Ay. Osman'a bak sen. Ne derlerdi? Sessiz atın çiftesi yaman olurmuş mu derlerdi? Bu evden çıkış vizesi almak o kadar kolay değil. Merak etme, Faruk abisi gelsin ikna eder onu. Aşkım. Ben Adem konusunda geriliyordum aslında. Ama yani senin akşamki tavrından sonra onunla bir de başa çıkabileceğine karar verdim. Tabii sen gene de dikkatli ol da. Ne güzel. Sen annemin aksine doğru at oynadın demek. İyi yatırımların kazanca dönüşüyor. Tebrikler. İyi ki ağzımdan yanlış bir kelime çıktı. Kaç defa izah etmeye çalıştım ne demek istediğimi Fikret. Hala daha geliyorsun beni onunla vuruyorsun. Aşk olsun. İpek. Biliyor musun uzun zamandan sonra seni ilk defa bu kadar mutlu gördüm ya. Gerçekten. Yani sana layık bir Boran olabildiğim için gurur duyuyorum. Gerçekten keyfimi çok rahat kaçırıyorsun ama söylediklerinle. Ne ben anlamıyorum. Seni güçlü görmek istemek mi kabahat? Ezilmediğini görmek istemek mi suç? Sana ben de gözüküyorlar zaten bu aralar.
Doğru. Aldım gücümü değil mi? Evet ya. Bayağı artık gücüm ellerimle duvarlara çarpa çarpa da olsa aldım. Bir şey demiyorum ya. Hasadın tadını çıkar. Zamanlarda da hep kendine ait kaçıp saklandığım bir yerler vardı. Hep kendi içinde yaşadın. Hep kendi kararlarını kendin aldın. Hiç karıştım mı sana? Sabah beni bu kadar yanlış anlamasaydın yine bir şey söylemezdim. Ben sadece sana yardım etmek istedim. Beni bununla mı cezalandırıyorsun ha? Ha? Bak bu aramızda kalacak. Ben senin... Ne anne ne? Ne sen benim ne? Ya bak, bak sen beni 10 yaşındayken tanımayı bırakmışsın anne. Ne aramızda kalsın diyorsun be? Ne aramızda kalacak? Sen benim abimin karısına aşık olduğumu düşündün. Bunu kondurdun bana. Okuduklarım mı? Anne onlar çok saf. Onlar çok masum şeylerdi. Evet Süreyya benim için çok kıymetli. Evet. Ama abimin karısı olarak. Abim onu bu eve getirdi. Ben onların arasındaki o büyüyü sevdim. Süreyya'nın o yaratma gücünü sevdim. Abim ona sahip çıkma gücünü sevdim. Ama... Ne ama anne ne? Ama ne? Ben onu tanıdım da kim olduğunu bilmiyordum ki. Sonra abim onu elinden tutup getirdiğinde benim içimde bir acaba bir ama kalmış olabilir mi anne? Sen bunu mu düşündün? Sen nasıl düşünüyorsun bunu? Ben... Oğlum ben demiyorum ki sen Süreyya'ya yan gözle bakıyorsun. Ama yerine ne koyarım, neden, nasıl koyarım bilmiyorum yazmışsın. Kalbini okuyamadın, kimsenin satırlarını okumayacaksın. Ya bak sen benim elimdeki o masa küresini aldın, böyle yere fırlattın. Şimdi ben nasıl bakacağım onların yüzüne? Sen benim hissettiğim her şeyi böyle yanlış anlarken ben nasıl bakacağım onların yüzüne? Nasıl uyuyacağım, nasıl uyanacağım aynı çatının altında? Hı? Bak o kürenin şimdi o bütün parçaları benim kalbime böyle batacak, tekrar tekrar kalacak. Ya sen benim elimdeki, sen benim elimdeki masumiyeti aldın. Bak benim için bu evi bitirdin. Böyle yaparak kendini bitirdin. Bu intibayla beni bitirdin. Sen bunu idrak edebiliyor musun? Çık lütfen çık. Bir daha da benim alana sakın girme lütfen.
Evet. Acısıyla tatlısıyla hep böyle mutlu olun inşallah. Abi acı demeyeydi ki iyiydi yani. Dilim. Dilim hala şiş, aklıma aldılar ya. Haydi bakalım, hayırlı uğurlu olsun milletimize. Ay. İnanamıyorum ya. Ay. Teşekkür ederim. Vay be. Abi. Sağ ol. Ay. Eyvallah. Enişte. Ay. Teşekkür ederim. Ya ben hala inanamıyorum. Baya baya oldu ya. Ya şu Esma'nın tepesinde bir açlık mı var ya, bize artık karada ölüm yok yani. Kardeşim, Esma Hanım'ın artık bir şey diyecek hakkı yok, tamam mı? Çocuğunuz oluyor da, anlıyorsun ya. Diyorsun. Evet, diyorum. Ben arkandayım kardeşim, sen merak etme. Vay arkadaş ya, enişteme bak. Sağ ol patron, vallahi içime su serpme. Ben lafınızı balla kesiyorum ama yani bu akşamın en önemli sorusunu sormak durumundayım en azından benim için. Tatlı kız, senin nikah şahidin kim olacak? Süreyya mı, ben mi? Esma Sultan. İkiniz de olun be, fazla şahit gözümü çıkarır. Ya vallahi içimden geçen buydu. Yaşa sen. Şimdi benim için en önemli soruyu soruyorum. Canlar, ne zaman gidiyoruz doktora? Testler mesler ne zaman yapılıyor? Biz doktordan randevu aldık Akif'le ama... Tamam, hep birlikte gideriz. Ay yok ya, lafın gelişi biz dedim. Yok, yani, tabii ki siz gideceksiniz. Yani öylesine. Gençler, bir nişan servisi yapmayacak mıyız ya? Haydi bakalım. Peki. Canım. Kızı verdik bakışı alayım. Dur, yüzükler gözükmedi. Çıkar çıkar. Aa. Hocam geçmiş olsun. Zor geçmiş doğum. Aa, sen nereden çıktın ya? Hoş geldin. Ne kokuyor bu? Çok güzel kokuyor. Ya vallahi doktora böyle şeyler söylenmez belki ama. Ya ben sağlıklı mı diyeyim, çok karar veremedim. Ama bir yaramazlık yapalım da istedim. Tamam, o zaman biz odama gidelim. Gizli gizli gidelim çünkü Levent Hoca beni görürse vurur. Ya gerçekten vurur. Begüm, iyi misin? Begüm! Canım! Hemşire! Hocam! Bir dakika, çarçın. Tamam. Hemşire! Değilmiş demek ha? Böyle her yerde akşamın geç saatlerine kadar çalışıyorsun. Yok yani aslında benim mağazacılık zamanımdan kalma bu alışkanlık. Siz bu saatte hayrola? Ben bugün boğuluyorum Esra. Herhalde hayatımdaki en zor kararı verdim. En büyük adımı atıyorum. Ve konuşacağım kimse yok. Beni anlayabilecek kimse yok.
Buradayım çünkü fark ettim ki... bugün nefes aldığım tek an... senin yanında olduğum andı. Fikret Bey, ben... Sen yokken şirket bomboş. Her yer bomboş. Dünyam gitmeyi ben istedim. Aslında kendim engel olmaya da çalıştım ama... sanırım senin yanında bulduğum huzurdan vazgeçemeyeceğim. Yapma. Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Benim bahanem falan yok. Sakın beni yanlış anlama. Sana saygısızlık falan etmek istemiyorum asla. Biliyorum evli bir erkeğim. Ve bu maalesef öyle iki günde halledebileceğim bir şey değil. Hatta ortalığın şu andaki karışıklığına bakılırsa... epey zamanım alacak. Ama senden zaman istiyorum. Bir de bir şans. Ben bu yaşıma kadar hep doğru olan şeyi yapmaya çalıştım. Acıdan boğulduğum zamanlar da oldu. Ama hep vicdanım temizdi, ona sığındım. Çünkü kimseye zarar vermek istemedim. Şimdi karşına geçip de senin aileni dağıttığını izleyemem Fikret. Daha yaşını doldurmamış kızın var. Onun için mücadele etmen lazım. Mücadele tek başına olmuyor. Ben bu vicdanı yükün taşıyamam. Sen her ne yapıyorsan, ne adım atıyorsan at. Ama beni onun ucuna iliştirme. Ben bu kararın hiçbir yerinde olmak istemiyorum. En iyisi bu konuşmayı yapmamış farz ederim. Bir daha da buraya gelme. İyi geceler. Ya bari yapacağınızı söyleseydiniz de videoya çekseydim gizli gizli. İzler izler gülerdim. O değil de o kahveyi içmedi ya, hayatımı kurtardı öyle. Bir daha girdim ki. Hoş geldiniz. İşim bitti çıkıyorum. Bir isteğiniz var mı benden? Yok sağ ol Gülistan. Durumda nasıl? Esma Hanım daha iyiydi. Murat Bey ile Fikret Bey çıktılar. Osman Bey de odasında toparlanıyor. Taşınıyormuş. Taşınıyor muymuş? Herkes şokta. Osman? Şimdi Gülistan söyledi de pek inanamadım. Ne oluyor? Anneme mi kızdın? Fikret'e mi kızdın? Ne oldu? Olanları mı duydun? Ne oldu? Ben
Bak ben de zaman zaman bu evden çekip gitmeyi çok istiyorum. Ama tam da şimdi bir arada olma zamanımız Osman. Abi benim anneme kızgınım bu olayların dışında. Ne peki oğlum? Konuşmak istemiyorum, üstüme gelmesen sevinirim. Sen benim elimde büyüdün sayılır. Seni çok iyi tanırım. Beni düşünür bir adım atarsın. Belki kararını vermişsin. Yapabileceğim hiçbir şey yok mu ya? Peki nereye gideceksin? Böyle apar topar. Birkaç eşyalı ev bulundu. Zaten çok uzağa gitmeyeceğim. Peki sana ihtiyacım var desem. Bir faydası olur mu? Ben her zaman senin yanındayım abi. Yani evden gidiyorum. Hayatınızdan gitmiyorum. Hem sen merak etme Fikret abim doğruyu bulacaktır. Geç olmadan bulur inşallah. Ben üzerime düşen neyse yapmaya hazırım. Evde kalmak haricinde. Başka bir şey diyor. Söylemiyor. Nasıl ya? İkna edemedin mi sen? Osman bu. Kararını vermiş belli. Kapılarını da kapamış. Giremezsin. Nasıl ya? Bak. Görüyorsun işte. Osman bile hazmedemedi. Tek tek çözülüyoruz, dağılıyoruz. Hadi. Normalleştir bakalım. Korkuttunuz sizi hocam. Yaparım öyle. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ama merak etme, bir şey yok canım. Yani sen bakma Leventür'e 500 tane tahlil istediğine, garanticidir o. Ondan. Korkmayayım, tamam peki. Ben de seni tomografide arıyorum. Pelin, ben gitmek istiyorum. Şu an, şu an gitmek istiyorum yani. Emir bekler. Ayrıca Emir'e bir şey söylemek yok. Herhalde. Tamam ya, bakmayın öyle birbirinize. Bak ben iyiyim. Kendimi biliyorum. Bütün gün çok yoruldum. Adam gibi bir şey diyemedim. Ondan zaten ne olacak diye. O zaman bundan sonra her yemek saati uğrayacağım. Ay bugün getirdiklerine değil mümkünse. Bak ya, bak sen de benim yüzümden yakalandın. Bayılmana gerek yoktu. Yemeyeceğim deme yeterliydi yani hanımefendi. Ben sana bayılıyorum zaten ondan. Hadi, hadi kalkın gidiyoruz. Buna bir test daha bulmadan çabuk kaçalım şuradan. Of. Ben burada bakmak için varım, yatmak için değil. Çekilin, tamam iyiyim ben.
Faruk. Artık baş başa konuşabilir miyiz? Ben de senin hazır olmanı bekliyordum. Tabii, tabii konuşabiliriz. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Yalnız benim çıkmam gerekiyor. Bana ayırabilecek iki dakikan da mı yok? İki dakika. Yani söyleyeceğini biliyorum. Tahmin ediyorum o yüzden. Ama ben seni hiç böyle yapacağını tahmin etmemiştim Osman. Ben sandım ki en anlayışlı sen olursun. Anneni bir sen anlarsın sanmıştım. Niye? Çünkü sen bu evin sağduyususun. Ya şu kadın ilk defa kendi için bir şey yapmak istiyor. Böyle mi yapacaksın? Gerçekten bu mu ya? Abimle konuştum. Benim gitmemin bu olayla hiçbir alakası yok. Bu konuyu konuşmak istemedim de söyledim. Sana da söylemiştir diye düşünüyorum. Bana niye tavır yapıyorsun ya? Osman, bana niye tavır yapıyorsun? Annene destek çıkıyorum diye mi? Ya biz seninle defalarca konuşmadık mı Osman zaten bunu? Bu hayatta zaten kadın olmak çok zor. Kadın, kız, anne, evlat. Tek başına bir birey olmak, tek başına bir insan olmak zaten çok zor. Ne oldu Osman? Anca ucu sana dokunana kadar mı hümanistsin sen? Ha? Ne oldu, senin kapına gelene kadar mı sen anlayışlı, insancıl oldun? Şreya. Sana söylemeyeceğim şeyler varken cevap veremem ben sana. Bu annemle benim aramda. Sana söyleyebileceklerim bu kadar. İnanın bir sürü şey yıkıp gidiyorsun sen de Osman. Benim de söyleyebileceklerim bu kadar. Yolun açık olsun. Başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz. Havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim. Rengi başka, tadı başka. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere. Yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere. Ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda. Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. Thank you.
başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim. Rengi başka, tadı başka. Hoşça kal arkadaşım. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere. Yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere. Ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda. Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. Annem bir mazinizin olduğundan bahsetti. Şimdi, eğer sen bu mazinin peşinden gelmiş olsaydın, bunu belki, o da belki anlamaya çalışabilirdin. Yani bilmiyorum. Ama sen karşımıza düşman avukat olarak çıktın geldin. Sinsice, haber vermeden, belli bir öfkeyle. Şimdi bu öfkenin buna evrilmiş olabileceğine inanmamı bekliyorsun benden, bizden. Aslında sadece bize anlayış göstermenizi bekliyorum. Çünkü bu bizim hayatımız, bizim duygularımız, bizim gerekçelerimiz. Biz yaşadık bunu. Tabii sizin bunları bir hamlede anlamanız zor. Anlayış belli bir olgunluktaki insanlarda olur. Ben şahsen buraya sizden o olgunluğu görebileceğimi umut ederek geldim. Bu ilişkinizin anneme, aileme büyük zararları var. Kimseye bir faydası yok. Fikret duyduğundan beri saçma sapan şeyler yapıyor. Murat'ı tutamıyoruz. Dağıldı gitti çocuk. Osman evi terk etti. Yani kimse daha fazla zarar görmeden yol yakınken bundan dönün lütfen. Senin o yakın dediğin yolu ben tam 42 yıldır yürüyorum evlat. Niye bu kadar acılı oldu diyecek olursan, bu insan denen varlık kendini buluncaya kadar hep kendisini başkalarına göre şekillendiriyor. Tabii yolun sonundaki düzlüğe gelince de bir bakıyor ki kendinden yaptığı bu fedakarlıklar başkalarına hiç de mutlu etmemiş. O zaman şunu anlıyor ki yaptığı her şey onun kendi mutsuzluğunu sağlamış. Yani bu gitmiyorum anlamına mı geliyor? Ben bir kere gittim Faruk. Hala onun hesabını kendime veremiyorum. Tabii sizi üzdüğümüz için ben de çok üzgünüm. Keşke bunu size anlatabilmenin daha kısa bir yolu olsaydı. Ama yani annenle benim aramızdaki dostluk öyle bir dostluk ki sizin bunu kolay kolay anlayabileceğinizi zannetmiyorum. Bu yüzden her iki taraf için de biraz zamana ihtiyaç olabilir. Bu zaman bende bir şeyi değiştirmeyecek. Ben ailemin dağılmasına izin vermeyeceğim. Ben sizin kararlarınıza uyarım tabii. Eğer isterseniz benimle görüşmeye de bilirsiniz. Ama aileyi toparlayalım derken annenizi dağıttığınızı da fark edin.
Evet. Bizim ilişkilerimizi anlamak zor olabilir. Ama onu anlamaya çalışmak da hiç de o kadar zor değil. Hepimizin hayatta kaçırdığı trenler vardır. Bazı şeyler zamanında yapıldığında doğrudur. Bunu da siz unutmayın. Adem. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet, beni buraya Faruk'un suyuna git demek için mi çağırdın? Bu senin intiharın olur. Yani hemen suyuna gidersen senden şüphelenir. Ben burnunun dikine git ki onu istediğin yere çekmen daha kolay olsun diyecektim. Sonra dikine gittiğin konuda geri adım at. Kusura bakma yanlış yapmışım falan de. Bu şirket mevzusu beni açtı falan. Ha? Güzel. Bak işte ne güzel. Gayet iyi tanımışsın rakibini. Peki benim bu Faruk'a olan husumetimin sebebi belli de sen neden bu adamı bitirmek istiyorsun? Eskiden çok yakından tanıdığım birine benziyor diyelim. Çok sevdiğin biriydi bu galiba. Narsist herifin tekiydi. O yüzden Faruk Boran'ı okumak benim için çok büyük bir problem değil. Peki ne yaptı bu adam sana? Nerede şimdi bu? Yaşıyor. Aslında en büyük problem de bu. Yaşattıklarından dolayı bir bedel ödemeliydi. Ödemedi. Faruk Boran gibi. Ama hesap bu. Bir gün öyle ya da böyle kapanır. İyi misiniz hocam? İyiyim tatlım, sağ ol. Begüm, Begüm. Pelin, hastaların artık seni değil beni de övecek. Ya canı da ayarlamışsınız. Sabahtan beri beni arayıp duruyor 50 kere, yazık adama. Ya bırak şimdi. Sonuçlar ne zaman çıkıyormuş? Sıkıştırsaydın bari birazcık. Pelin'cim, bununla Levent Hoca ilgileniyor ve en geç akşam üstüne kadar çıkarmış zaten. Hadi inşallah. Alalım şu güzel sonuçlarını da ıslatalım bir enişteyle. İnşallah. Sen de hadi işine gücüne bak artık. Bak ben işimde gücümdeyim. Enerjim de gayet yerinde. Kaytarmak için beni kullanma. Fikret, niye döndün kuzum? Cüzdanı unutmuşum abla. Ha ben alayım dur. Yok canım, olur mu öyle şey? Hayır. Hadi, hadi lafı cımbızlamadan Esma'yla konuşmadan önce bir özet geç bana. Gık diyemedi. Ay vallahi kimse bir şey diyemedi. Kocamı görsen panter kesildi. Şimdi Adem'i müttefik olarak alıyor. Neden? Çünkü şirketteki kararları artık Faruk'a danışmadan alabilecek. Kocamın aklı yeni başına geldi ya. Peki siz ne durumdasınız? Sana hala çok mu agresif davranıyorum? Benle ne alakası var agresifliğinin? Anlamıyorum. Ortamı görmüyor musun? Ya ne demek yok? Ne demek yok? Sen adamı bal gibi ihmal ediyorsun. Saf yerine koydun. Ne oldu? Ha? Bak adam panter kesildi diyorsun. Peki aç gözünü. Ailesini silen seni mi silemez? Ailesini silmedi bir kere. Rest çekti. Hem zaten beni silemez. Ay, kavga ettiğimizde bile ne anlatıyor biliyor musun? Şu pastanede bademli çikolata yemekten hoşlanırdım. Çıkışını yapmaktan hoşlanırdım. Lisedeyken böyle böyle yapmaktan hoşlanırdım falan diye. Ay deli, çok aşık bana ya. Ah işte.
sen de o geçmişin aşkına baba serveti muamelesi yapıyorsun. Pek, pek hazıra daha dayanmaz. Ya Allah'ım azıcık akıl. Ay anne, senle böyle romantik romantik konuşmak lazım ya. Ben odağım, volkanıyım. Fikret'in kodları bende. O ne zaman harlar, ne zaman söner en iyi ben bilirim. Ha? Sen merak etme. Ay neler konuşturuyorsun bana ya. Tamam. Tamam, ben bu akşamdan başlarım onu sakinleştirmeye. Hallederim ben. Ben de. Göreceğiz. Sen. Aşkım sen gitmemiş miydin? Cüzdanımı unutmuşum içeride, onu almaya geldim. Biz de bebeğimizi uyuttuk. Melekler gibi çabucuk uyudu. Kolay uyusuluyor. Babasına çekmiş. Alemsin Fikret. Öyle. Benim sevgilime çekmiş. O da hemen uyur. Ben gideyim artık, geç kaldım. Dur bir öpeyim. Geç kalma tamam mı akşama? Kalma. Az sonra toplantıya gireceğim. Girmeden önce bir sesini duyup enerji depo olmak istedim. İyi yapmışsın. Ne toplantısı? İstanbul'da avukatlarla genel durum değerlendirmesi. Fikret'ten gizli işler çeviriyoruz. Bizi düşürdüğü duruma bak. Kaçta bitecek toplantın? Geleyim alayım mı seni? Vallahi bilmiyorum ki. Sen okulda mısın? Ben gelip alayım seni. Yok, okulda değilim. Okulun eksiği vardı biraz. Onu almaya çıktım şimdi. Geldiler hayatım. Buyurun. Tamam. Faruk, bir şey söyleyeceğim. Durum ne kadar karanlık gözükürse gözüksün, sen muhakkak aydınlık bir tarafını bulacaksın. Seni seviyorum. Ben de seviyorum. Görüşürüz. Efendim. İyi günler Esma Hanım. Size ne zamandır ulaşamadım. Geçmiş olsun. Kaza atlatmışsınız. Teşekkür ederim. Bana bir şey demeyince ben göreve devam ediyorum. Benim aklımdan çıkmış. Kusura bakma. Yok, o işe gerek kalmadı artık. Peki. Elimdekileri teslim edeyim, paramı alayım o zaman. Elimde ilginizi çekecek bir iki şey var. Tamam, peki ben zamanını bildiririm. Hayırdır? Ama canım, kıyafet ısmarlamıştım. Aman bu aklımdan çıkmış gitmiş. Konuşabilir miyiz? Tabii. Gelsene içeri. Yok, gerek yok. Burası iyi. Zaten uzun sürmeyecek. Ya hakikaten o kadar ürkütücü müyüm senin için? Hayal gücüm benim tahmin ettiğimden daha genişmiş. Okula yetişeceğim. O yüzden Can. Gerek yok. İyiyim burada. Tamam, anladım da hava soğuk. Ya kapıyı kapatalım. Şurada konuşuruz. Peki, tamam. Adem'in davasını almışsın. Evet yani. O da bir arkadaşımın eşi sonuçta. Faruk'un bu konuda ne kadar huzursuz olacağını tahmin edebiliyor musun peki? Yine komplo teorileri kurulmuş. Ha? Evet. Bunlar sadece benim hasta kafamın varsayımları.
Yani senin benle ya da Faruk'la hiçbir derdin yok. Tek yapmak istediğin şey Begüm'le mutlu bir aile kurmak, öyle mi? Hasta olma kısmının dışındakilere tamamen katılıyorum. Seninkine biraz kuruntu diyelim. Tamam. O zaman çok kolay. Bu davadan geri adım at. İyi niyet göstergesi olarak benim için de bu konu kapansın. Ya düne kadar dava almamam meseleydi. Şimdi almam mı mesele oldu? Can, aldığın ilk dava hayatına girmeye çalıştığın çocuğun babasının baş düşmanının davası. Ve ben mi kuruntu yapıyorum şimdi? Adem düşmanlığını pekiştirmeye uğraşmıyor. Bitirmeye uğraşıyor. Yani bir kere olsun Faruk haksız bir iddianın peşinde olduğunu kabul etse olmuyor mu yani? Adam yasal haklarının peşinde. Bunu yapınca düşman mı olmuyor? Ki bensiz bu hakları almış durumda zaten. Her şeye o kadar güzel kılıfını uyduruyorsun ki zaten Can. Tamam diyelim ki bu sefer Faruk haksız, sen haklısın. Yine de o adamı rahatsız etmemeye oğluyla Begüm'ün hatırına düşünemez misin? Bak Can, senden son kez gerçekten inanmayı isteyerek rica ediyorum. Davadan çekil. Lütfen. Yoksa? O yoksası beni de korkutuyor işte. Tebrikler, Faruk'un jargonunu iyice öğrenmişsin. Geç bile kalmışım. Tamam, anladım. Anladım. Yani hukuki olarak biz bu adamı yönetim kurulundan uzaklaştıramıyoruz. Ama bu adam eski mahkum. Yani sabıkası var. Bu herif katil. Buradan yürüyemiyor muyuz? Bir işimize yaramaz mı? Eski sabıkanın bugün de bir yaptırımı olmaz. Tabii eskinin olmaz da peki ya yeninin? O zaman işin rengi değişir tabii. İmza attığı andan itibaren yasa dışı bir adım atmışsa ve bu ispatlanmışsa sadece yönetimden ayrılması yetmez. Elindeki bütün hisselerin tamamını alabilirsiniz. Yes, süpermiş. Peki var mıdır? Yani karıştırıyor mudur bir altlar mı? Ya bu adam kaçak mazot işine girmedi mi? Ya, bıçak gibi kesmiş olamaz herhalde değil mi? Bir de Burak denen herifi de buldu getirdi. Tabii daha önceden tanımıyorduysa. Evet, o da sanıyorum gençliğinde hapisteymiş. Evet, 16 yaşında girmiş ve babasını öldürmekten. Genellikle hapiste bunların hamileri vardır. Sağlam çıktığına bugüne kadar da kendine göre mutlaka bunun da hamisi vardır. Hami derken? Yani kollayıcı, kurtarıcı, yardımsever filan. Bunlar zaman içerisinde hamiye karşı borçlanır. Ve ileride ya hizmet olarak veyahut da para olarak hami bunları geri alır. Ha, yani o zamandan kalan hala hesaplaşamadığı biriler vardır mutlaka diyorsun. Bir kurcalamakta fayda var bence. Bu toplantı bu odadan dışarı çıkmayacak, tamam mı? Zaten. Tamam, yalnız Fikret'in yaptığı sözleşmeden benim haberim olmadı hiç. Benim de haberim olmadı. Yani sizin haberiniz olsa benim de olurdu. Belli ki çok gizlilikle yapmış, yürütmüş, çok kafa patlatmış. Dediklerimi iyi düşün Faruk. Yarası ağlayacaksan karanlığa gireceksin. Peki abi. Hadi konuşuruz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Abi yeter ya, uğraşmış şu çakmakla, kaza falan çıkacak, ben stres oldum burada. Oho, sen karanlığa çoktan dalmışsın bile patron. Ne diyorsun, var mıdır bir yamuğa öyle birileri falan? Bakacağız. Yakında başlarlar arkamdan konuşmaya. Aman, ağzı olan konuşur bir seni. Biz de veririz ağızlarının payını. Otururlar popişlerin üstüne. Kızım, 40 yılın hasreti dinmiş.
Bırak bunları dert etme kendini. Ay, ne hasrettin? Kıymet tekrar karşıma çıkana kadar hiç benim kafamda yoktu ki. Benim için ta ne zaman kapanmış defterdi o. Esma, utanma. Ya korkmadı. Kim bilir ne güzel şey bunca zaman sonra yeniden aşık olmak. Kız gençlikteki gibi oluyor mu ha? Hani aynı o zamanki gibi kalbim böyle gümbür 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 diyor mu? Ya bak işte sen de alay ediyorsun. Aa, ekmek musat çapsın ki alay etmiyorum. Vallahi merak ediyorum. Hadi. Canım hiç eskisi gibi olur mu? Gençliğin avareliği nerede, şimdi nerede? Yer yerinden oynamış, oğlanlar dört bir tarafa saçılmışlar. Biz birbirimizi gördüğümüz zaman hastalığı nasıl, hastalığı nasıl diyoruz. Ah ah diyoruz, vah vah diyoruz. Teselli ediyoruz birbirimize. Çay yerine de tansiyon hapı veriyoruz. Esma, tansiyon hapı. Esma çok yaşayayım. Allah da seni güldürsün. Esma, sen ne dersen de havan, duruşun, her şeyin değişti. Valla. Kız okuldaki Esma oldun. Tamam. Bana bak Esma. İpek'le ben senin arkandayız. Tamam. Sen Fikret'ten hiç korkma. İpek ağzından girer, burnundan çıkar, onu ikna eder. İnşallah tez vakitte de yeniden ağzınızın tadı yerine gelir. İnşallah. İnşallah. İnşallah arkadaşım. İnşallah. Süper. Bakayım. Mutfak da yeter sana. Bu ne? Aşık oldum. Çalışıyor mu bu? Çalışıyordur herhalde. Bu senin mi? Yok, ev sahibim bırakayım mı dedi, ben de bırak dedim. Bir tır verirsin artık. Tabii ki. Ya her şey çok güzel ama renkler böyle bir tık kuyu gibi. Şuraya böyle renkli yastıklar alırız. Bu sehpayı kesin büyütürüz. Şuraya bir ışıklandırma olur. Sen de istersen tabii. Olur, hallederiz. İyi, süper. O zaman alışverişe gideriz birlikte. Bildiğin çok iyi bir yer var. İnanılmaz tarz şeyler satıyor. Peki. Ya ışık da alıyor, mükemmel. Yeri de çok iyi. Güle güle otur. Sen şimdi gerçekten ilk defa mı yalnız yaşayacaksın? Yani üniversitede bile mi çıkmadın? Çıkmadım. Oo, sen çok geç kalmışsın. Ama neyse ki inanılmaz tecrübeli bir destekçin var. Bu arada ilk yemeğin de benden. Ama öyle çıtayı fazla yükseğe koyma. Çünkü çok pratik bir tarifim var, böyle deniz mahsullü makarna. Ne zaman taşınıyorsun? Eşyaların çoğunu getirdim. Az bir şey kaldı. Bu gece burada kalırım diye düşünüyorum. Bu gece? Hı-hı. Yani ilk gecem olacak, öyle mi? Hı-hı. İlk gece çok önemlidir. Hadi alışverişe gidelim oğlum. Peki. Kusura bakmayın, ben temizlik için gelmiştim. Burada olduğunuzu fark etmemişim. Ben kimseye değil de Osman'a çok şaşırdım. Ondan böyle bir reaksiyon beklemiyordum. Meselesi farklı Nurgül. Bülbül'ün dili belası. Ah Nurgül, ah bu dilim. Ah bu dilim. Çok düşüncesizce konuştum, kırdım onu. Şimdi nasıl tamir edeceğimi bilmiyorum. Korkmayın. Siniri geçince geri gelir o. Fikret olsa, Murat olsa korkmam. Onlar önce davranırlar, sonra düşünürler. Ama Osman,
Osman ani sinirle davranmaz. Onun adımları kararlıdır. Artık gelmez o. Gidince diğer deli fişekleri ben nasıl tutacağım? En sağlam tuğlayı kendi elimle çekip attım. Hanımım, herkes zamanla karşısındakini bir şekilde anlıyor. Bakın, kim derdi ki konağı ayakta tutmak için gelin hanımla omuz omuza savaşacaksınız? Medet gelen hanım oldu, evet. Haklısın oğlum. Nurgül abla, Esma Hanım'ı buna... Ne oldu? Berkay Bey diye biri sizi görmek istiyormuş. İyi. Kış bahçesine al. İkram falan istemez, o hemen gider. Tamam. Oh. Biz şimdi onun gerçekten kalbini mi duyacağız ya? Hayır, benim gerçekten aklımı almıyor ya. Onun kalbi de mi vardı, atıyor mu yani? Ay arkadaş. Sen benim kalbim heyecandan durmazsan. Sen şey yapma, tamam mı? Sen sakin ol bebişim. Tamam bak, derin derin nefes al. Burundan alıyoruz, ağzından veriyoruz. Tamam mı? Şey yapma. Çünkü sen ne hissedersen bebişimiz de onu hissediyormuş. Tamam aman diyeyim, sen kendin bir sakin ol. Burundan. Öyle mi yapacağım? Şey mi? Yoga'ya mı başlasak birlikte ha? Hamilelik yogasına. Beraber hamilelik yogası çok güzel gerçekten. Sonuçta ben de babayım yani. Hep anneler düşünmüş olamaz ki. Yani ben de stres altındayım. Hadi ya. Ha, sonra bir de şey de var bak, bu aile eğitimleri, aile hazırlık eğitimleri. Ona da katılmamız lazım yani. Zaten ben bir yeri aradım, buradan çıkınca beraber şey yaparız, tamam mı? Ya sen bebeği görmeden bunları mı araştırdın sen? Babayım ben, taşıyıcı babamıyım. Evet, hazır mıyız? Hocam hazırız. Merhaba. Merhaba. Uzanmamışsınız hala. Ay hemen heyecanda unuttum, uzanılıyordu değil mi? Evet, hemen uzanılması gerekiyordu. Ay yok, ben yapamayacağım. Neyi? Yapacak. Benim yeğenimi aramam lazım. Ya aramazsam ölürüm. Kusura bakmazsınız değil mi? Rica ederim. Buyurun lütfen. Tamam. Akif. Süreyya'yı ara, telefonu ver. Hadi. Sen al sana. Hocam bu aletin ikinci elini falan bulunur mu? Doktordan temiz. Hani istediğim zaman bakardık o açıdan şu an. Ne oldu? Toplantım pek iyi geçmedi galiba. Bak bugün gerçekten de şalteri indirmek istiyorum. Sonra anlatsın, olur mu? Olur. O zaman önce sen geldin, programı sen yapıyorsun. Hı. Nereye kaçırıyorsun beni? Bir arkadaşım yeni bir yer açmış, bizi oraya davet etmişti. Götüreyim seni oraya. Evet, ben orayı biliyorum. Kızlar bahsediyordu bugün. Merak etmiştim zaten. Ay teyzem arıyor. Hastaneye gideceklerdi bugün. Aç bakalım. Teyze. Süreyya. Ya dayanamadım, aradım. Belki de yanlış bir şey yaptım, bilmiyorum ama. Ay deli misin sen? Nasıl aklım sendeydi var ya teyze. Ne oluyor? Kalbi ne dinleyeceğiz patron? Akif kalpten gitmezse tabii. Ya, ne yapayım? Başlıyoruz o zaman. Hadi.
Hocam ama bu şey değil mi ya? Bu çok 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 hızlı değil mi? Böyle bir çakı 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 çakı. Cumhuriyet treni gibi yemin. Kendine kadar ki benim kadar, malzeme kadar değil mi? Ben göremedim bile. Ya. Öyledir Akif Efendi. Bir de babası sensin be oğlum. Ya, yapma ya. Babamız çok heyecanlı. Sormayın. Evet, her şey yolunda görünüyor. Kes oluşumu gayet sağlıklı. Oh. Kalp ritmi de normal. Çok şükür, çok şükür. Oh. Hocam iyice şey yaptık değil mi? Aman bir sıkıntı olmasın da detaylıca iyice bir şey, iyice. Merak etmeyin, hiçbir sorun yok. Bilirim bunu şimdi. Siz toparlanın. Detayları içeride konuşalım. Teşekkür ederim. Başınıza Süreyya. Ay teyzem sen deli misin? Ya senin başına ya benim başıma ne olacak? Ya o benim... Hem kardeşim hem yeğenim. Ölme her şeyim olur. Çok da sana bırakmam, haberin olsun. Güzel anınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim çocuklar. Abi ne demek? Çok öpüyoruz, görüşürüz. Oo. O neymiş öyle ya? Benim cana bak sen. Çoka 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 çoka. Vay be. Yok 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 yok, sen yak onları, yak. İmha et onları. Sendeki zımbırtıları da bilgisayarda tutuluyor bunlar şimdi değil mi? Hı hı. Bu konuda kapansın gitsin artık. En azından bir baksaydınız. Bugünkü belki bir şey söylüyordur. Bakın. Arada bir bu adamla görüşüyor. Orada da tartışıyor gibidirler. Adı da Can. Evet evet, bu Can. Can yok. Bu yakın arkadaşı. Yok yok, bunlarda bir anormallik yok. Ay ben unutmuşum canım seni görevlendirdiğimi. Hatırlasaydım çoktan biterdi bu saçmalık. Boşuna işgüzarlık yapmışım ben. Neyse hadi sen daha fazla dikkat çekmeden kaybol ortadan. Bu mevzuyu da unut. Merak etmeyin, unuttum bile. Levent Hoca lütfen, lütfen iyi haberi verin. Artık şu işkence bitsin, sabahtan beri tepemde arkadaşlar, hadi. Hocam? Begüm'cüğüm, haberler pek iyi değil. Temizlediğimizi düşündüğümüz bölgeden beyne metastaz yapmış. Ameliyat mümkün değil mi? Yani daha önce hallettik. Bu sefer de hallederiz. Ameliyatta alnımız şart zaten. Ama... İyice biraz riskli. Thank you.
Hadi. Bir tanem. Alo anne, okuldaki tüm ödevlerimi boş zamanla bitirdim. Eve gelince Efe ile bana bilgisayar oynayabilir miyim lütfen? Sadece bir saat, söz veriyorum. Vallahi billahi söz veriyorum, ne olur. Tamam. Ama sadece bugün izin veriyorum. Yes be, yes ana kraliçem, seni çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Bu kadar az kişiye yemek yapmaya nasıl alışacağız acaba? Vallahi malzemeyi az koymaya elim gitmiyor. Koskoca konak bir bize kaldı ha. Vay be. Yalnız en büyük sürpriz Osman Bey'im yapmadı mı? Sizin başka muhabbetiniz yok mu? Var mı abla? He? Hayır ne bileyim, iş azken diyorum, köşeydi bucaktı dolapta temizlesek diyorum. Çünkü size iş lazım, iş. Yani başka türlü durmaz o çene. Durmaz ya. Ki. Koray mı arıyor kız? Koray mı arıyor? Çok gürültü var. Abla ben çıkıp geliyorum hemen. Ne utandırıyorsun kızı be? Sıkışmış mıdır nedir? Nazif gel bir şuna bak. Efendim Murat. İyi günler. Bahadır, siz misiniz? Evet. De siz kimsiniz? Niye bu telefon sizde? Ben Murat'ın bir arkadaşıyım. Murat pek iyi değil de. Ne demek iyi değil? Bir şey mi oldu? Bir şey mi var? Biraz fazla kaçırdı. Eve gitmeye ikna edemedik. Ailesine haber vermemizi de istemedi. Sızarken sizi sayıkladı. Belki yardım edersiniz diye sizi aradım. Abilerine haber vereyim mi? Yok. Yok. Sakın aramayın. Ev zaten çok gergin şu anda. Neredesiniz siz? Tamam. Konum atabilir misiniz? Ben geleyim alayım. Tamam. Atıyorum şimdi. Tamam, teşekkürler. Hadi bekliyoruz. Tamam, çıkıyorum ben de şimdi. Ah Murat ya. Uf. Ne diyeceğim ben şimdi Nurgül ablaya? İyiyim efendim, nasılsınız? Egzam mekanımız. Güzel küçük de bir kutlamamız var. Hı. Ne güzel denk geldi değil mi? Ay çok güzel oldu sevgilim. Park farkında mısın? Kelebek etkisi gibi bayağı aşkımıza. Bayağı bir sürü aşka vesile olduk. En talihsiz geliyor. Faruk. Canım. Tabii küçük yer olunca karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. Niye söylemedin? Spontan oldu çünkü. Hayır, bizimki de. Ne haber? İyidir, hoş geldin. Hoş bulduk. Biz sizi hiç rahatsız etmeyelim. Afiyet olsun. Yok canım, özel bir durum yoksa buyurun, beraber olsun. Ya biz gerçekten rahatsız etmeyelim sizi. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ya nasıl olsa aynı masada oturmayacak mı seninle? Ha bugün, ha yarın, fark etmez. Buyurun, lütfen. Peki. Peki.
Kimse yok mu? Kimse yok mu? Murat? Bana senin sızdığını, kötü olduğunu söylediler. Başka türlü gelmezdin. Yahu çok korkuttun beni. Ya ben evden nasıl çıktım sen biliyor musun? Nurgül ablaya ne diyeceğimi şaşırdım. Ya saçmaladığını sandım yine. Sonuçta geldim, bak buradasın. Bana lazım olan da bu. Sen de neyin peşindesin Murat? Sence? Bahadır dur, Bahadır. Murat! Dur tamam, dur tamam. Murat, Murat tamam, beni dokunma bana. Ya ben sana benimle bir daha oynamayacaksın diye daha kaç kez söyleyeceğim ya? Oyun falan oynamıyorum Bade. Hayatımda olmadığım kadar da ciddiyim. Bana beni sevmediğini söyle. Oynuyorsun işte. Oynamıyorum, oynamıyorum. Dokunma, dokunma. Tamam, tamam. Oyun falan oynamıyorum, sadece basit bir soru sordum. O Koray'dan adamı sevdiğini söyle bana. Bütün bunlar bunun için mi? Şimdi soracağım soru için bu cevabı almam gerekiyordu. Aldım. Bak ne diyorsun? Sen ne sorusun? Ben sana bir cevap falan vermedim. Saçmalığını keselim artık. Benimle evlenir misin? Açılın, şef geliyor. Evet, bunları da koyduk mu? Şöyle. Sen de şarapları koy. Hemen. İşte şimdi oldu ambiyansımız ha? Oldu, oldu. Kısa zamanda büyük iş başardım. Ama çok yoruldum. Yani dışarıda yesek daha kolaydı bence. İlk yemeği. Hayatta olmaz. Peki. Evet, bakalım beğenecek misin? Korkma ya, zehirlenmeyeceksin, söz veriyorum. Evet. Efendim, beklediğimden iyi. Ellerine sağlık. Beklediğimden derken? Ya sen çıtayı aşağı çektin için. Tamam, kaç puan veriyorsun peki? 9. 9. Bir puanım nerede? Ya ben karides sevmiyorum da. Karides sevmiyorsun. Şimdi söylemen çok iyi oldu gerçekten. Ya, gerçekten. Şefe karışılmaz diye ben hani bir de böyle hevesli olunca onunla. Ben o bir puanı alacağım. Ama önce yeni hayatına. Yeni hayatımıza. Ya. Sen az önce sossuz yemiştin, o yüzden gitti benim bir puan.
Şimdi sana soslu vereceğim. 10 puanımı ver. Ay, pardon. Pardon. Şimdi? Al. Evet. Al bu al. Ben de kızım daha lezzetli bizde ne kadar güzel olduk böyle ya. Hı? Ben açıkçası senden çok daha sert bir tepki bekliyordum Faruk. Beni çok şaşırttın. Hep sen mi beni şaşırtacaksın? Tabii aslında benim için de çok sürpriz oldu Fikret'in bu davranışı. Çünkü yani bu saatten sonra ben de kimsenin düzenini bozmak istemiyorum. Benim nihayetinde hedefim... nihayetinde beraber zaten uzun zaman masada oturacağız, birlikte çalışacağız. En azından 6 ay, değil mi? Evet. Artık aynı masada birbirimizi öldürür müyüz, sever miyiz, döver miyiz belli değil. En azından bu masada kızları daha fazla üzmeyelim. Süper fikir, acayip. Aynen. Daha neşeli şeylerden bahsedebiliriz mesela. Hı-hı. Tabii tabii, çok iyi fikir. Mesela şey, fıkra bilen var mı iyi bir fıkra? Şimdi Laz bir gün... Tamam, ben şey anlatayım. Teyzem aradı hastaneye giderken. Ha. Aa, gördüm. Hı-hı, gördüm, hem de duydum. Gerçi fındık kadar ama... şunun güzelliğine bakar ay, mısın? Ay lakım ya. Adem. Ay canım benim, çok tatlı maşallah. Hadi bakalım. Allah hepimize nasip eder inşallah. Ama ay, gecenin ambiyansını da mahvetmiş bulunuyorum yok, galiba. Ben hallederim, ben hallederim. Ne olacak? Aa, bir dakika, bir dakika. Bu benim çakmağım ya. Sizin ofiste mi düşürmüşüm ben bunu? Çok aşık bana ya. Sen de o geçmişin aşkına baba serveti muamelesi yapıyorsun. Hazıra daha dayanmaz. Ya Allah'a azıcık akıl. Ben odağım, volkanıyım. Fikret'in kodları bende. O ne zaman harlar, ne zaman söner en iyi ben bilirim. Bütün gece odasından çıkmadı. Bütün ev bize kaldı sanki. Değil mi? Böyle hiç alışık olmadığımız bir sessizlik. İnsan tuhaf oluyor. Adayı da yuttuk. Onun da en az 2 saat kakı çıkmaz. Ben böyle anları çok özlemişim, biliyor musun?
ve seninle baş başa olmayı çok özlemişim. Sen beni özlemedin. Ben senden boşanmak istiyorum İpek.